Şimdiki videomuzda sık iğne lastik nasıl örülür? Bazı videolar dolaşıyor sosyal medyada. Birkaç arkadaşı görmüştüm orada bu nasıl örülüyor diye soruyordu. Evet, şimdi orada zincir çekmeden sık iğnenin sık iğne ile pardon zincir çekmeden diyorum kafam karıştı gene. Sık iğne ile lastiği nasıl öreceğimizi anlatacağım. Yine zincirle başlıyoruz. 7 tane 2 tane 3 4 5 6 7 8 tane zincirle başlayalım. 8 tane sık iğne yapacağım bunun üzerine. Bir tane çekerek geri dönüyorum. Her bir zincirin ortasına sık iğnemizi yapalım. Bere yapacaksanız ya da herhangi bir bluz yapacaksanız lastik kısmını bu şekilde yapabilirsiniz. İster üzerine tığ işiyle devam edin, isterseniz şişle devam edin. Dilediğiniz yerde lastiği kullanabilirsiniz. Tığım biraz kalın geldi bu ipe. Başka bir tığ alayım. Şimdi kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncuya batamıyoruz. Evet. Geri dönmek için bir zincir çekeceğiz ve geri döneceğiz. Şimdi ilk sırayı normal sık iğne ördük. Lastik oluşturabilmek için bunu İkinci sıraya başlarken normalde sık iğnemizin tepesine nasıl batacaktık? Şöyle tepesine batacaktık. İki ayağı birden alacaktık. Ama şu anda lastik yapacağımız için sık iğnemizin üstte görünen saç örgülü kısmının yani iki ayağından arkadaki ayağına batacağız. Batıp normal sık iğne yapacağız. Bir sonraki sık iğnemizin tepesindeki arkadaki ayağa batıyoruz. Bir sonrakinde arkadaki ayağa batıyoruz. Evet, hep arkadaki ayaklara batarak sıramızı geçiyoruz. 5 6 7 ve sonuncuya da batalım. Bir zincir çektik, geri döndük. Burada da arkadaki ayaklara batıyoruz. Yani İkisine birden değil, bize uzak olan ayağına batıyoruz sık iğnemizin. Bunu istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben burada bir kısmını ayarlamıştım. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Büyüttükten sonra yuvarlağa mı çevireceksiniz? O zaman ikisini birlikte örerek kapatacaksınız. Kapatacağız yani. Şuraya batıyoruz. Buraya batıyoruz. Ya da bir sıra daha geçelim biz buradan. Pembede daha güzel. Bu pembede daha güzel görünüyor sanki. Bir zincir çektik, geri döndük. Sık iğnemizi arkadaki ayaklara batarak gidiyoruz. Evet. Sıramızı bitirdik. İstediğiniz boyuta ulaştıktan sonra bunu yuvarlak yapacaksanız eğer kolevi gibi ya da bere önü gibi yatığıyla birleştirebilirsiniz. Bir buradan bir buradan örerek ya da buraya geldiniz birleştirmeniz gerekiyor. Yeteri kadar ipliği kesersiniz buradan ve bir iğneye geçirip dikebilirsiniz. Tercih size kalmış. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz ve istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Tığ ile sık iğne ile yapılan lastik
Bu şekilde. Yani sık iğnemizi normal başlıyoruz ve bir sonraki sıralarda hep sık iğnenin arka ayaklarına batarak devam ediyoruz. İşte bundan ibaret. Ve sonuçta da ortaya böyle sık iğneli örülen bir lastik çıkmış oluyor.